Sonra özlediğinle buluşursun. Ama bilirsin ki bu buluşma hasretin sonu değildir. Yine bir süre sonra özlemeye başlayacaksındır. Anlıyor musun? Bilirsin ki bu kavuşma hasretin sonu değildir. Özlemek kötü Ali. Özlemek çok kötü. Al beni de götür. Ya da gel. Ne yaparsan yap ama bırakma. Bırakma Ali, bırakma beni, beni bırakma. Özlemek nedir bilmeden özlemek demişim Ali. Elif dedim, dedim. Yıldızlar şahidim olun. Kumsal, dalga sesleri, gökyüzü ve rüzgar, sizler de şahidim olun. Ve sen ey gece, sen de şahidim olun. Sensiz geçirdiğim bütün geceler şahidim olsun Elif. Ellerini tutan ellerim şahidim olsun. Ve seni seven kalbim, kalbim şahidim olsun. Rahatsız eder mi? Bilmem. Eder misin? Ne yapıyorsun burada? Niye? Kurtlar mı yer? Bilmem. Yer mi? Biliyor musun? Sende bir şey var. Tuhaf bir adamsın. Halin, davranışların, konuşman, bakışların,
etrafındaki insanlardan çok farklı. Hatta benim etrafımdaki insanlardan bile. Ama bir taraftan da sanki hep seni tanıyormuşum gibi bir his veriyorsun bana. Belki geçmişinde bir yerlere değiyorumdur. Nasıl? Bunu sadece sen bilebilirsin. Çok özledim. O kadar anlamsız yere çok özlemişim ki... ilk defa özlemin anlam buldu. Çok teşekkür ederim. Ama bunu anlamak için hayatımdaki en önemli şeyi kaybettim. Ali miydi ismi? İsmi de ömrü gibi kısaydı. En çok neyini özlüyorsun? Uzaklarda olup her an gelebilme ihtimali. Senin özlediğin biri var mı? Var. Yaşıyor mu? Evet. O zaman niye özlüyorsun? Kurtlar yemesin diye. Seni mi? Onu mu? Seni. Hadi kurtlar bizi yemeden kalkalım. Hadi gel sana şekerli bir kahve ısmarlayayım. İşte bahsettiğim fark bu.